Tabii. Yani doğduğum ev dediğimiz vakit doğduğum şehir İstanbul. İstanbul'un içerisinde Nişantaşı'nın içerisinde de hakikaten Vali Konağı Caddesi. Vali Konağı Caddesi'nde de Mim Kemal Öke Sokağı. Aslında caddedir. Cadde ismi verilir. Orada 6 katlı bir apartman vardı. Çok da güzel bir apartmandı. Yıkıldığı vakit çok üzülmüştüm. Babam biraz parasız kaldığı için onu satmıştı. 4 kardeşe kalmıştı. Ama hakikaten antik bir apartmandı. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında inşa edilmiş. Mim Kemal Bey'in büyük emekleriyle ortaya konduğu için ismine de Emek Apartmanı denmiş. Kendisi vefat ettikten sonra Mim Kemal Öke Apartmanı olarak da ismini değiştirmişler. Önce biz ikinci kattaydık, sonra altıncı kata çıktık. 13 tane odası vardı içerisinde. 13 tane odası vardı. Kileri vardı, onu gayet iyi hatırlıyorum. Terası vardı, balkonları vardı. Ve dışarıdaki taş oymaları çok güzeldi. Fakat en sevdiğim tarafı da yani evin içerisinde tavanların yüksek olması bir. İki, asansörü çok antikaydı. Bir kapıdan girerdiniz, öbür kapıdan çıkardınız. Adeta taht gibiydi. Yani bana hep böyle arz odasına gittiğimiz vakit Topkapı Sarayı'nda o arz odası bizim asansörü çok andırırdı. Şimdi nereden nereye diyeceksiniz. Oturacak yer de vardı asansörde mesela. Gayet güzel bir tane bank vardı böyle oturun. Ve dışarısını da görürdü asansör. Yani çok böyle şıkır şıkır da kapanırdı, şıkır şıkır açılırdı. Dediğim gibi hakikaten sokağa gören güzel bir vitrini, verandası gibi. Veranda gibiydi yani. Veranda gibiydi. Onu sonra oradan çıkardılar. Apartman yıkılacağı vakit. Çok uzun süre öyle kaldı o. Ve çürüdü sokakta. Çürüdü sokakta. Ona çok acımışımdır ama doğduğum ev böyle bir evdi. Ama evin büyük olması, evin güzel olması, evin ferah olması sizin içinizde yaşadığınız ızdırapları dindirmiyor veya onu tazmin etmiyor. Tabii. Çok acılı bir aileden geliyorum çünkü yani herkes böyle iyi bir aileye sahip olmak çok ister. Ben bazen böyle acaba Anadolu'nun en ücra köşesinde anasız babasız öksüz yetim olarak da doğsam daha iyi olmaz mı diye düşünen bir adam. Benim çocukluğumda hakikaten anne ve baba diye çok kucaklayacağım insanlar maalesef olmadı. Bu üzücüdür. İtiraf etmesi dahi bana hüzün veriyor ama öyleydi. Acılıydı. Şimdi Mim Kemal Öke figürü önemli bir figür. Mim Kemal Öke'ye bir baktığımız vakit bu da Türkiye'de her şeyin olduğu gibi bir uçta baktığınızda bu kişi Atatürk'ün doktoru hakikaten de 1911'den beri birlikteler. İstiklal Madalyası sahibi. Bütün Türkiye'nin veya Türklerin girmiş olduğu savaşlarda cerrah olarak, röntgenci olarak kendini feda etmiş bir adam. Ama Türkiye'deki bazı çevreler tarafından belki Masonik bağlantıları nedeniyle de kınanan, eleştirilen. O eleştirilerin çoğunluğu da benim sırtıma yükleniyordu. Ve ben de diyordum ki ya ben bunun mirasını yemedim. Yani niye şey yapıyorsunuz böyle? İşte torunu da öyledir tarzında ifadeler beni çok yormuştur yani. Hayatımdaki en fazla yorduğum şey olmuş. Hatta bugün dahi bile benim ne olduğum ortaya çıkmış olduğu halde hala vardır bunda bir şeyler falan tarzında bir takım insanların bu tür davranışları, bu tür yobazlıkları beni çıldırtıyor. Bu baba tarafı. Ha, öbür tarafa baktığımız vakit anne de bir acılı aile. Çünkü Demokrat İzmir, geçenlerde onunla ilgili bir kitap da çıkardılar zaten. Demokrat İzmir gazetesi. Ekrem Ayrı Üstün'de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde 11'ler takririni verip de Demokrat Parti'yi kuran insan. Celal Bayar'ın en yakın arkadaşı. Demokrat Parti'nin kurucular içerisinde yer alıyor. Onun oğlu da benim anne tarafından dedem. Bülent Üstün'de. Bülent Üstün'de 1946 seçimlerini eleştiren bir yazı yazıyor. Nesebi gayri sahih. Yani piç diyor parlamentoya. Kendisi ihtiyat zabiti olduğu için, yedek subay olduğu için gazetenin sorumlu müdürü olarak anneannem gözüküyor. Anneannemi içeri alıyorlar. Hapiste kalıyor. Teyzemi orada doğuruyor. Buna dayanamayan Bülent Bey intihar ediyor. Bu ailenin içerisinde ikinci bir acı yaratıyor. Dolayısıyla acılı bir aile. İki tarafından da baktığınız vakit. Anneannem de intihar etti, teyzem de intihar etti. Ve annem de artık doğuştan mıdır, genetik midir, travmalardan mıdır vesaire. Annem hala
Hakikaten üzücüdür. Severim de kendisini tabii ki. İnsan annesini sevmez mi? Ama bipolar, majör depresyon ve şizofrenidir. Şizofrenidir. Hani babama baktığınızda vakitte babam da yani çok tatlı bir adamdı, çok neşeli bir insandı. Ama Mim Kemal Bey'in servetini en küçük çocuk olduğu için zevkle yiyen bir babaydı. Benim şu andaki hayat tarzımla onun hayat tarzı çok farklıydı. Hiç, maalesef. Çok üzücü. Çok üzücü, çok üzücü. Mesela şimdi ilginçtir, annem bana geçenlerde, annem şu anda bakım evinde yatalak olduğu için. Diyor ki, ya benim anlayamadığım bir şey var diyor. Yani iki deden de senin diyor, dedenin dedeleri diyor. Ben onların evde diyor hiç namaz kıldığını görmedim. Evimizde Kur'an yoktu diyor. Acaba niye diyor. Annem bana soruyor. Annem bana soruyor. Şimdi Ramazanlardan bahsettiniz. Ramazan bizim eve giremezdi. Bakkal girerdi de Ramazan giremezdi yani. Şimdi Ramazanların herhangi bir özelliği de yoktu. Ramazanlar radyo vasıtasıyla tanımaya başladığım anda benim sanırım şuydu yani Ramazan herhalde bu direkler arası, melekler arası bu kantolar falan olurdu radyolarda. Herhalde gayrimüslimlerin bir bayramı falan derdim. Bir dini günü falan derdim yani anlamazdık. Bayram geldiği vakitte bayramlardan çok özür dileyerek bunu söylüyorum. Ne olur beni affedin ama bunları aktarmak mecburiyetindeyim bir yerde genç nesil bunu öğrensin diye. Bayramlar ıstırap verirdi. Çünkü bayramlar ıstırap verirdi. Çünkü benim bayramla hiç ilgisi olmayan akrabalarımıza bizden büyük diye gitmemiz beni çıldırtırdı. Ya bayramla ilgisi yok ki bunların. Buna gidiyorsun el öpüyorsun. Gelmenden de hoşlanmıyor adam. Veya kadın yani halam, amcam, iki amcam, eniştem. Ya istemiyorlar bunlar. Bunlar böyle radikal, ateist, solcu yayınları okuyorlar ve sen buna bayramı el öpmeye gidiyorsun. Bırak lanet olsun vereceği parayı. Para da vermezlerdi. Çok ne kestiler zaten. Ama kardeşim niye gidiyorsun? Baba ben gitmek istemiyorum artık dedim ya. Ben çocuğum ortaokul öğrencisiyim. Ben bunu görüyorum. Gitmeyin dedim. Ya siz zaten oruç tutmamışsınız vesaire yapmış, şunları yapmamışsınız. Hani bayram da gelmiş. Kendinizi zorlamayın böyle şey. Üzmeyin kendinizi böyle şey. Gitmeyin dedim ya. Bayramda görüşmeyeceğiz. Ne zaman görüşeceğiz dediler. Ya bilemem dedim. İçki sofrasında görüşüyorsunuz zaten. Yani ama buralara karıştırmayın beni. Ve ben onun için, benim için hakikaten bayram ne zaman olmuştur biliyor musunuz? O ev atmosferinden çıkıp da İngiltere'ye gittiğim vakit. Hürriyet. Şimdi İngiltere'ye gittiğim vakit hani böyle bir milliyetçi tarafım vardı. Zaten Türkiye'den yurt dışına gidenler ya böyle mandrak edik gibi mankurt olur. Veyahut da özel Manas Destanı gibi birdenbire müthiş bir Alperen olur çıkar. Ben bu ikinci gruptandım. Yani ben buraya geldim, bu insanlar vesaire de şudur budur, böyle Türklük damarım bayağı kabardı yani. Türklük vardı yani, milliyetçilik her zaman için mi vardı? Hala da vardır. Hala da vardır. Ama dini tarafım hakikaten bir papaz tarafından bana gelip hatırlatılması çok ilginçtir. Yani adamın bana gelip de siz kiliseye gelmeyecek misiniz diye başlayan bir muhabbetin, sonra üniversitenin içerisinde bana bir mescit tahsis etmeleri. O gün deli oldum ben. Deliliğim adam görünce ileri görüşlüymüş papaz. Demiş ki bu benim Kemal Hakkı değil mi deli? Tabii Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Delilerin divanesiyim ben diyor. Yani Allah aşıklarının manasında tabii ki. O günden görülmüş demek ki. Orada insanın kendi dinine varışı, öğrenişi ve sonra hakikaten hep söylerim bunu insanlara da güle. Yani ilk kıldığım namaz kıldırdığım namazdır demiştim. Hakikaten de öyle oldu yani. Hakikaten de öyle oldu. Çok şükür. Cambridge Üniversitesi'nin kütüphanesine girip, oradaki kaynaklara bakıp, Arapça öğrenmem. Osmanlıcayı zaten bilmek mecburiyetindeydim. Çünkü tarihçi olacaktım. Şarkiyat Fakültesi'ne gidip Arapça, Kur'an Arapçasını öğrenmem o günlerde başladı. Ve ondan sonra çok ilginçtir. Ben orada iki tane fakülte bitirdim. Yani bunu söylemek ayıptır. Övünüyorum falan sanmasın izleyicilerimiz. Ama mesela tarih ve iktisat yaparken bir taraftan da ben İlahiyat Fakültesi'ni bitirdim orada. Yani diplomamı almadım ama İlahiyat Fakültesi'ne gittim, derslere gidip onun müfredatını da takip ettim ve Türkiye'ye geldiğim vakit de
üniversiteye girdiğimde ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin adeta önce öğrencisi, daha sonra bir öğretim üyesi gibi her zaman onunla beraber oldum. Çok iyi bilirim yani. Kelamından fıkhına şeyine kadar asıl bildiğim alanları da mesela o alanları kendi dalımdan daha iyi bildiğimi söyleyebilirim size. Bakın ilginçtir ama. Ya evet, vatanı kurtaracağız. Birleşmiş Milletler'e gittik. Yani tabii şimdi şunu her zaman için Mim Kemal'i tanımak için Mim Kemal'in duygusal bir tarafı vardır. Mim Kemal'in aklı yoktur ama aşkı vardır. Her zaman duygusal davranmışımdır hayatta. Dolayısıyla hele benim yetişmiş olduğum 1968 kuşağı içerisinde baktığımız vakitte o kuşak çok enteresan bir kuşaktı. Sağda solda olmak önemli değil. İdealisttiler. İdealizmin ötesinde bir de ben romantiktim. Romantik. İkisi de beraber bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Birilerine bir şey vermek istiyorsunuz. Dolayısıyla benim Birleşmiş Milletler'e gitmemin arkasındaki sebep Filistin'i birinci derecede önemli bir mesele olarak görmem. Ve o zaman da inanılan şey şuydu. Dünyadaki yani küresel toplumdaki uluslararası ilişkilerde bir numaralı sorun budur. Bunu halledersek pek çok şeyi de hallederiz. Dolayısıyla bu numunedir. Bu dönüştürücü bir levyedir. Benim buna eğilmem lazım. Tez olarak ben bunu aldım. Tez olarak aldığım vakit ta oralardan fark edildim ve gel burada danışmanlık yaptı dedi. Danışmanlığımı bitirdim ama gördüm ki yani Birleşmiş Milletler'in bu konudaki davranışı, bakış açısı adeta bir tiyatro gibi. Ben o sıralarda çok heyecanlıydım. Çok acıldım belki. Çok acilciydim. Çok kısa zamanda çok güzel şeyler yapılsın istedim. Dedim ki burada olmayacak bu iş. O zaman ne yapabilirsiniz? Terörist olacak halim yok. O zaman Türkiye'ye döneyim dedim. Türkiye'de bunları anlatayım dedim. Türk dış politikasına belki katkım olunur dedim. Ama hakikaten de Allah önümü açtı. Hani gazetecilik, yazarlık vesaire derken Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı'na da danışmanlık yaptım. Çok kötü şeyler yaşadım ya. Bunları hatırlamak istemiyorum. Boğaziçi Üniversitesi çok üzücüdür hakikaten. Boğaziçi Üniversitesi eskiden Robert Kolej'di. Ben orada 2 yıl okudum. Robert Kolej yüksek olarak devam ederdi. Biz de Robert Kolej lise olarak Robert Akademi oraya giderdik. Bebek. Sonra ilginçtir. Benim orada ders yaptığım mızoda. Yani lisede Robert Kolej'de ders yaptığım mızoda. Daha sonra benim üniversiteye girdiğimde öğretim üyesi olarak girdiğim odaydı. Bana tahsis edilen odaydı yani. Tahsis edilen odaydı. Şimdi kimse alınmasın. Hani Boğaziçi Üniversitesi çok böyle liberal, çok böyle farklılıkları bir arada barındıran. Yani ne olur beni aldatmayın ya. Ben içinizden geldim sizin. Tamam. Mümkün olan zerafeti göstermeye çalışırlar. Nezaketi de göstermeye çalışırlar. Fakat öyle bir sosyal inhibasyonla davranırlar ki size. Belli ki itiyor. Yani karşınıza çıksa dese ki Mim Kemal ben seni sevmiyorum ya. En sonunda dediler ama. Senin milliyetçiliğinden biz hoşlanmıyoruz dediler. Senin bu dini tarafından hoşlanmıyoruz dediler. Açıkça söylediler ya. Seni de burada istemiyoruz dediler. İstemeyen kimdi aslında? Onları yönlendirenler kimlerdi? Zaten böyle bir şey vardı ama diş geçiremiyorlar. Ama arkada kim vardı? Arkada o zamanın ondan sonra o 28 Şubat'ın kendisi içerisindeki çetesi vardı. O çetenin arkasında da FETÖ, FETÖ'nün arkasında da Amerika olduğunu daha sonra anlayacaktı. Ne acıdır ama değil mi? Ne acıdır ama. Bir buçuk sene işsiz kaldım ben. Evet, 1,5 sene işsiz kaldım. Diyorum ya, 1,5 seneden de bitmedi o. O çok devam etti. Ben de 28 Şubat'ta dik durduğumdan dolayı. Ben açık söyleyeyim, 28 Şubat süreci içerisinde Türkiye Gazetesi'nde yazı yazıyordum. Boğaziçi Üniversitesi'ndeydim. Ve o sıralarda ben Samanyolu Televizyonu'nda demokratik bir program yapıyordum. Söz milletin diye demokratik bir programdı. Ve bu program süreci içerisinde çok ilginçtir bakın bu süreci içerisinde bir demokrat insan olarak. Ben kökten demokratım. Herkes istediğine inanabilir. Ama ben kökten demokratım. Oraya geldiğimiz vakit bana yukarıdan işaret geldi. Dediler ki aman ha
Refah yol bitirilmeli. Benim danışmanlık yaptığım hükümette o ya. Refah yol hükümeti. Ben Erbakan'ı severim. Allah rahmet eylesin. Tansu Çiller'i de severim. Ve ikisinin de hükümetinde ben Dışişleri Bakanlığı'na danışmanlık yapıyorum yani. Hayır, sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Eğer ben inanıyorsam demokrasiye, ben diplomalarımla demokrasinin talimini görmüşsem eğer, ben buna sonuna kadar sahip çıkarım dedim. Askere yalakalık yapamayız. Kim olursa olsun. Askerimizi severiz, sayarız. Cephede alkışlarız. Bayrak geçtiği vakit ağlarız. Asker olup kendimizi şehit olmaya amade kılarız. Ama bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bunları sapla samanı karıştırmayın. Sonuna kadar bir demokratik mücadele yapılmaz. Sokağa çıkalım demiyorum bak. Olmaz dediler. Niye dedim? Hoca efendi öyle istiyor dedi. Ama ben öyle istemiyorum. Ben yapamam dedim. İstifa ettim. İstifa ederken ne dediler biliyor musunuz? Ayrıldım. Bıraktım her şeyi, bıraktım. Çıktım orada. İstifa bile değil. Orada çalışmıyorum ki. Haftada bir gün geliyorum, programı yapıyorum. Bıraktım. Sunuculuğu da yapmıyorum dedi. Buradan çıkarsan hiçbir televizyona giremeyeceksin dedi. Doğruydu. Çok önüm kesildi. Ekonomik bütün kaynaklarımın da kesildiğini biliyordum. Ne zaman ki 17-25, ne zaman ki 15 Temmuz, o zaman anlaşıldı işte. O zaman anlaşıldı. O zaman işte efsane geri döndü. Hiç severek yapmadım. Vallahi de billahi de tallahi de. Hiç severek yapmadım. Para için yaptım tamamıyla. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Akademik kariyeri çok seviyordum. Çok genç yaşınızda profesör oldun. Türkiye'nin en genç profesörü. Sen benim onun için ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musun? Sen benim için ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musun? İngiltere'ye gittik. O kadar arşiv malzemesi buralara getirildi. Kim getirdi bunu? Bu parayı kim verdi? YÖK mü verdi? 1979. Hangi yıldayız şimdi? 2019. O kadar yıl arasında acaba devlet, YÖK, MİM Kemal'e herhangi bir araştırma projesi için veya yurt dışı çıkışı için 5 kuruş vermiş midir ya? 5 kuruş vermiş midir? Çat çat ötüyorlar ondan sonra. Bütün FETÖ'cüler alıyor bu parayı. Ya, Türkiye'nin en genç profesörü. Benim bileğimde o. Kimseye muhtaç olmadan, müdahale etmeden, Turgut Reis gibi yerseniz. İşte ben bunu söylüyorum. Niye bunu söylüyorum şimdi? Hani benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi. Bu televizyon vasıtasıyla herkese hitap ediyorum. Duyun beni derler ya. Demiyorum ben bunu. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ne olursunuz? Cemaatler hizmet için vardır. Devlete sızmak için yoktur. Bunlar insanları imrendirdi. Yurt dışına gidemeyecek olan adamlar, onların kendilerine sunmuş olduğu imkanlar için ruhlarını sattılar. Satmayınız efendim, satmayınız. Değmez efendim, değmez efendim. Bir yerlerde dekan olmak için, rektör olmak için ruhlarını sattılar. Hak etmedikleri halde sattılar. Özgürlüğümü çok severim. Ben parmakla oy veremem. Siyasete benim bakış açım şudur. Siyasete benim açım tevhid mühendisliğidir. Farklı fikirleri göreceksiniz. O fikirlerin içerisinde insanları birleştirecek bir helvayı yaratabiliyor musunuz? Oluşturabiliyor musunuz? Üretebiliyor musunuz? Baktığınız vakit sağdan sola, İslamcılıktan ateizme vesairesine kadar her birinde ciddi değerli katkılar vardır. Ben bunu nasıl reddedebilirim ki? Bir bilim adamının zaten çok ciddi bir siyasetçi olması mümkün değildir. Siyasetin tabı ile, mizacı ile bilim adamının olaylara bakışı farklıdır. Birinde dogma vardır, öbüründe şüphe vardır. Ha ben şüpheci bir adam değilim, çok da rahat bir adamım. Ama kendimi kalıba da sokamam. Kalıba giremem yani, kusura bakmayın. Bugüne kadar çok çalıştırdılar beni bir kalıba sokmak için. Çok etiketlemeye, yaftalamaya çalıştılar. Hepsini reddettim. Hepsini reddettim. Dolayısıyla bir de özgürlüğüme de çok meraklı olduğum için, kimseye de müdahale etmek istemediğimden dolayı, Türkiye'deki siyasette bu şekilde hami mahmi ilişkileri üzerinde de kurulu olduğu için ben dedim ki sağ ol, burası bana göre değil. Ama benim fikrimi, bu vatan benim vatanım ya. Bu ülke benim vatanım. Bu cumhurbaşkanı benim cumhurbaşkanım. Bu meclis benim meclisim. Tabii ki bana sordukları vakit söylerim yani. Uygularlar uygulamazlar, o beni ilgilendirmez. Ama ben görevimi yaparım. Askerlik görevim gibi. Bu bilimin de bir zekatı vardır. Bu fikrin de bir zekatı. O zekatı veririm. Kullanıp kullanmamak onların elindedir artık.
Ha, Özal'ı severdim, Allah rahmet eylesin. Bir kere çok relax olması çok hoşuma gidiyordu. Bazen bana da böyle uf acayip uçan tarafları da vardı da şimdi onları daha rahat anlıyorum. O dört eğilimi birleştirmesi vesairesi rahmetliyi severdim yani. İş yapış tarzını da severdim yani. Cesur da ataktı. AK Parti iktidara geldikten sonra gerek Davutoğlu, gerek Recep Tayyip Bey zaman zaman fikirlerimden yararlanmak istediler. Ama o sıralar yani özellikle Davutoğlu Kıbrıs meselesinde mesela bir de Irak operasyonu vardı. O iki meselede de hocası olduğum için Boğaziçi Üniversitesi'nden eksik olmasınlar bana danışmıştı. Recep Tayyip Erdoğan Bey'le yani şimdiki Sayın Cumhurbaşkanımız ise onunla farklı bir boyutta çalıştık. O Nasır'a geldiğinde yani zaman geçtiğinde benim birinci derece dünyaya bakış açımdaki önceliğim engelli çocuklar haline gelmişti. Kendi kızımdan dolayı gelmişti. Hani ben dedim ya dünyayı kurtaramadık, Türkiye'de bir yere gideceği yok. En iyisi ben 50-70 neyse işte engelli çocuklarla olan hassasiyet. Yararlı ceylanların doğuşu hadisesi. Orada da katkısı vardır doğrusu. Yani çok enteresandır, size ilk defa söyleyeyim bunu. Gezi olayları patlak verdi ya. Ertesi günde kendisi yurt dışına gitti. Yurt dışına gitmeden bir gün öncesinde gezi olayları yani o gazların verildiği ve Gezi Parkı'ndaki hadiseler başladığı vakit biz ikimiz Dolmabahçe'deydik. Onun ofisindeydik. Ve bana kimsesiz ve öksüz engelli çocuklara ne yapabiliriz diye soruyordu. Bugün o işin üzerindeyiz. Yararlı Ceylan. Ya Aliyan'ın ciddi bir kalp sorunu olduğunu daha sonra öğrendik. O anda her şeyi bir kenara atıverdim yani. Dur ya dedim. Yani dünya silindi, akademik çalışmalar vesairesi, şusursu ona bakılması gerektiği oldu. Ve orada hakikaten çocuğun emanet olduğunu öğrendim. Çünkü 25'te bir felç, 40'ta bir de masada kalma ihtimali vardı. Ve ben o kağıdı imzaladım. Allah'a da teslim ettim. Orada tam teslimiyetin birinci aşaması. Fakat tabii ben yani kolay öğrenen bir adam değilim. Biraz salaklığım vardır o konularda ki Allah ikinci defa bir şefkat tokatını indirdi. O da nazıdır yani. Çok ağırdı onlar ya. Asala tehdidi vardı. Değiştir diyorlardı. Sana para veririz vesaire diyorlardı. Biz ameliyatını da yaparsın. Üstelik de para kalır dediler. Ben kovdum adamları. Yani oğlumu kurtaracak parayı bana sundukları vakit ben onu reddedebilmiş, Allah onu lütfetmiş bana yani. O sınavı Allah'tan rahat geçmişiz yani. O Fasalan'ın buradaki avukatlarıydı yani. Borç aldım. Kütüphaneyi sattım. Elimizde ne varsa verdik. Bir sene aldı onu iade etmesi, o parayı. Bir sene aldı. Rezil ya. Yani Mim Kemal'den nefret ettiğim anlar o kadar çoktur ki. Hatıratımı yazdım. Hatıratımda başka birisi vuracağını ben kendi kendime vurdum ya. Lan, vay rezil herif ya, hayatta neler yapmışsın diye. Yani tam bir öz eleştiridir benim hatıratım. Yayınlamadım. Öldükten sonra artık kim yayınlarsa yayınlarım. ama yok. O kadar kendini hani dindarlığıyla övülen, vaaz veren bir adam. Bir anda zerre tanesi kadar küçücük bir sınava girdiği vakit hemen çakabiliyor. Çakabiliyor. Nazlı'nın hayatında olmamasını istemedim, reddettim vesaire. Yani vardır ya Allah insanı en düştüğü anda yakalar. Allah yakaladı orada ve çekti. Beni kurtardı. Oradan itibaren işte engellerle ilgili serüvenimiz başladı Nazlı sayesinde. Ve o zaman da kendimi buldum. Cuma namazına gitmiştim. Orada birdenbire böyle bir yakaza hali gibi bir hal geldi. Nazlı'yı uçurumun
üstündeydim. Devrilip cehennemin içerisinde fokur fokur yanabilirdim. Ama karşıda o vardı ve beni çağırıyordu. Tut elimden geçireceğim seni baba diyordu. Onun için Nazlı çok özeldir benim için. İnsan ve toplum ileri. İnsan ne? İnsan ne? İnsanın ne olduğunu öğretti Nazlı bana. Yani insan sadece bedenden ibaret değilmiş, akıldan ibaret değilmiş, bir ruhmuş. Nazlı da o ruhu var. O ruh neyin ruhudur? 47. kromozom, bir kromozomu daha fazla var. Bizim unutmuş olduğumuz kromozomu ona yerleştirmişler. Nedir bu? Aşk kromozomu. Yani sevgi var. Nefret yok, yalan yok. Herkes her şeyi saf öpüyor. Makamı safiyede. Öyle mi? İnsanın ne olduğunu öğretiyor musun? İnsan olmanın yolunun da iyilikten geçtiğini hangi fenerden öğreniyorsunuz siz? Keşke camilerden öğrenebilsek. Keşke ana babamızdan öğrenebilsek. Çok öğrenirdik. Mimkemal öğrenemediğine göre vaaz veren Mimkemal ama çocuk toplumu gerizekalı dediği çocuk öğretti bana. Türkiye'nin en genç profesörünü öğretti. İnsanın ne olduğunu öğretti. Toplum bilimleri. Peki toplum bilimleri dediğim gibi toplum bilimleri niye araştırıyoruz biz ya? Niye araştırıyoruz? Yaratılışın kendisine mahsus bir zenginliği var. Yani tasavvufta fark ve cem diyorlar değil mi? Hepimiz farklıyız. 21. yüzyılın temel sorunu bir arada yaşadığımız vakit nedir? Etnik ve dinsel veya farklı hayat tarzlarını bir arada yaşatabilmek. Öyle mi? Farklılıklara rağmen bir olmayabilmek. Çokluk içerisinde tevhide ulaşabilmek. Bu çocuklarda yani engelli çocuklarda farklılık belirgindir. Onun toplum içerisinde kaynaştırılması diğer açıdan baktığınızda bütün farklılıkların cem edilmesini ilişkin metodolojiyi de size söyler. 3-0 galibim diğerlerine nazaran. Nazlı onu da öğretti. Sosyal mühendislik işte bu. Evet. Tabii Nazlı önce yani herkesin gittiği bir anaokuluna gitti. Çok özel bir anaokulda değildi. Sonra iki dilli bir özel okula gitti. Oralardan mezun oldu. Sonra ikimiz beraber baba kız bir müzik eğitim derneğinde konservatuvar eğitimi gördük. Çünkü müziği çok seviyordu. Ondan sonra da korolara gitmeye başladık. Hala da İngilizcesini unutmadığını söyleyebilirim size. Unutmadığını söyleyebilirim. Of, tabii. Her şey bir anda bitti. Yani bütün kazanımlarımız iğneyle kazdığımız kuyu bir anda böyle buldozerle toprak dolduruldu. İşte ondan sonra tekrar yeniden bir şekilde ritim terapiyle başlayarak bugün benim ve yararlı ceylanların üzerinde durduğu o terapiyi ve tedaviyi üretmek imkanı hasıl oldu gönüllülerle birlikte. Yani biz buna müzik terapi diyoruz. Söylemek, ritmini vurmak ve bunun folklorunu yapmak. Ve bununla da bu sistemle de hem sosyal medyada bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Hem de belli bir merkezde gene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak bunun uygulamasını yapıyoruz. Ve bu konuda konferanslar veriyoruz. Hatta ben konferans diyorum. Hem konferans hem konser. Onları birlikte yapıyoruz Nazlı'yla. Aşk. Aşk. Yani dinin safasını sürmek. Allah'a yakınlaşmak. Yani baktığınız vakit biz yani şöyle söyleyeyim. Bir şeriat insanı kulluğunu öğretir. Tarikat insanı Allah'a öğretir. Hakikat insanı aşkı öğretir. Marifet o aşkı tadan insanın da Allah için hizmetini öğretir. Aşk olmadan hizmet olmaz. Aşk olmadan hizmete kalkanların nasıl başka devletlere uşaklık yaptığını gördük. Onun için aşk şarttır efendim. Nazlı'ya bir dua almak için gittiğimiz bir mübarek zat o vasıtasıyla hiç ayrılmadım bu kapıdan.
aslında ben mesleksizim ya. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var diyor. Yani mesleğimiz nedir diyor. Yani ben hünersizim diyor. Hünersizim diyor. Yani tabii ki bir mesleğim var. Benim mesela oğluma sonra baban ne iş yapıyor demişler. Gazeteci, televizyoncu, ona danışman, diplomat, ondan öğretim üyesi, neynesi vesairedir, şudur budur. Yani bana Mim Kemal Öke ne dediğiniz vakit ben size cevabını söyleyeyim istiyorsanız. Gülmeyeceksiniz ama. Muhabbet delalıyım ben. Muhabbet delalıyım. Niye muhabbet delalıyım ben? Muhabbet delalı dediğimiz vakit hemen kötü bir şey anlıyorsun. Öyle değil ya. Muhabbetin çekildiği, insanların Rabbiyesinin silindiği bir devirde ortaya çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki gözünü seveyim ya. 21. yüzyılı içinde yaşadığımız toplumu biraz muhabbet katayım diyorsunuz. Aşk cemresi indireyim diyorsunuz buraya. İşimiz bu. Ha bunu indirirseniz, ne olur? Siz de mutlu olursunuz. Karşısındakini de mutlu edersiniz. Yararlı ceylanlar bunun projesidir işte. Herkes zannediyor ki yaralı ceylanlar engelli çocuklar. Hayır biziz yaralı ceylanlar. Eşek ağırına kapatılmış ceylanlar gibiyiz, ahular gibiyiz. Öyle diyor Hazreti Mevlana. İşte eksik olmasınlar. Şimdi zaten arkanızda oturuyor Oya Ayan hanımefendiyle birlikte. Biz bu yararlı ceylanları, biz dernek olarak kurmadık, vakıf olarak kurmadık. Ama bir sestir, bir nefestir. Bu çocukları da aldık, gönüllerimizi de aldık etrafımıza. Hadi dedik, bu meşaleyi götürelim. Ses götürelim, nefes götürelim. Nefes. O nefes neyin nefesidir? İşte tasavvuf burada giriyor değil mi? O nefes neyin nefesidir? Eğer insan, Allah kendi nefesinden üfürmüşse ve o nefesin terkibi de Nur-u Muhammedi ise, o nefesi temiz muhafaza et ya. O nefesi girerse senin içerisine, o nefesi temiz muhafaza ederse iyilik yapmaya başlarsın. İyilik yapmaya başladığın vakitte Allah'ın halifesi olursun ya. Onun için zamane dervişiyim ben. Benim işim gücüm zamane dervişliği. Bugün dervişlik olur mu? Efendim işte bugün veli olur mu? Bugün bilmem ne olur mu? Şeyh çok, el öptüren çok, ayak öptüren çok, para götüren çok. Ne yapsın lazım? Dünyada iki cins insan var kızım. Hınzırlar ve Hızırlar. Herkes Hızır bekliyor. Yakalayacak. Para isteyecek. Ya o değil ya. Hızır'a bırakma işini sen. Sen kendin hazır ol. Birilerine bir şey yap ya. En azından bir selam ver ya. Hazreti Peygamberimizin dediği gibi hadislerinde dediği gibi. Bir selam ver ya. Sadaka diye bir selam ver ya. Selam vermekten de bile aciz olduk ya. Doğru mu? Komplo teorileriyle örülü bir dünyada iyilik yapmaktan artık hoşlanmayan, ne olduğunu da bilmeyen, birbirini imha etmeye kalkan bir postmodern, neoliberal, geç kapitalizmin biz uyduları haline geldik. Ve insan tüketim toplumunda kendini tüketiyor farkında değil. Biz diyoruz ki insan insanın kurdu değildir. İnsan insanın dostudur. Dost Allah'tır. Gel bu çocuklarla ilgilen, iyiliği öğren, yay etrafına. Yay bu nefesi. Bu nefesi yay. Ve namaz kılmak şimdi o kadar sıkıntı çekerdik ki siz genç nesil bilmezsiniz yani bir yerde namazını kılacaksın, nasıl kılacaksın diye böyle içimizi pırpır ederdi. E şimdi eve de geldim ben namazımı kılacağım, orada bana yer tahsis ediyor. Kendi evimde namaz kılmaktan korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz. Yani mahalle baskısı vesairedir, şudur budur diye. Ben de kapıyı kapattım, yapıyorum. Geldiler bilmem ne, hayır ola dediler, ne oldu falan. İşte namaz. Nereden çıktı bu? Vallahi dedim işte Miraç'tan çıktı. Ondan sonra dediler yani hep mi kılacaksın? Ha, hep, her gün var yani. Cumartesi, pazar dahil her gün var. Burada tatil olmuyor biliyorsunuz. Bir de 5 vakit dedim her günde. Dediler falan böyle. Eyvah. Sen birilerine karışmadın değil mi oralarda? Yok merak etme. Papaz öğretti dedim. Hadi inandırıcı bir şey söyle dediler. Neyse ben kılmaya devam ettim. Sonra bir gün geldiler ikisi de böyle kaldı. Ne olur bize de öğret dediler. Devam ettirdi evet. Doğrudur. Annem hala sureleri okur mesela. Kımıldayacak hali yok ama öyle yapar yani. Allah lütfetti. Bizde bir şey yok yani. Öyle olması gerekmiş öyle de Allah kullanıyor işte. En güzeli teslim olmak. Hiç unutmuyorum hayatımda.
Çok da küçüktü, 5 yaşındaydı. Daha okula da gitmiyordu böyle. Seccadede ben kılıyordum böyle yanından, gülerek geçti böyle. Oh dedi, senin miracın dedi. Ölüyorum zannettim. Sonra bitirdim namazımı. Sen ne dedin dedim, bu senin miracın dedi. İki kere tekrar ettirdim onu. Üçüncüsünde güldü ve kaçtı. Nazlı'yla böyle çok özel anlarımız vardır yani. Onun için diyorum, onlar daha rahat görüyorlar. Daha rahat görüyorlar. Biz göremiyoruz. Biz engelliyiz. Gözümüzdeki perdelerde. Bugün dervişlik olur mu? Efendim işte bugün veli olur mu? Bugün bilmem ne olur mu? Şeyh çok, el öptüren çok, ayak öptüren çok, para götüren çok. Ne yapsın lazım? Dünyada iki cins insan var kızım. Hızırlar, Hızırlar ve Hızırlar.